Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Windows 8.1 Windows 10'u yükselteceğiz. Windows 8 ve Windows 7'de de çalışacaktır. Evet, bir saniye. Evet, şimdi ilk olarak internet arayıcınızı açın. İnternet arayıcınızı Windows 10 Software Download veya Windows 10 Media Creation Tool yazın. Burada Windows 10 Media Creation Tool'u indirmek için olan ilk linkimiz Microsoft'un sitesinde. Buna tıklıyoruz. Evet. Şimdi bu sayfamızda arayıcı şimdi indirin butonuna basarak Microsoft Media Creation Tool'u indireceğiz. Evet, Media Creation Tool'u indirdik. Chrome'u kapatabiliriz ve Media Creation Tool'umuzu başlatabiliriz. Evet diyeceğiz. Eğer ki User Account Control sizde açık değilse bu karşınıza çıkmayacaktır. Evet diyeceğiz ve Windows yazısını göreceğiz. Burada bir aracın açılmasını bekleyeceğiz. Biraz sorun var ama birazdan gelecektir. Şimdi bu lisans sözleşmesini kabul etmeliyiz. Yoksa Windows 10'u indiremeyiz. Kabul et diyeceğiz. Bu bilgisayarı şimdi yüksel seçeneğine bırakabilirsiniz. Ama ben burada başka bir ISO oluşturup bunu kullanarak bilgisayarımı yükseltmek istiyorum. Bunun için bir USB flash sürücü DVD'ye sahip olmanız gerekir. İsterseniz WinRAR adlı yazılımı kullanarak ISO'nun içindeki dosyaları masa üstünde bir klasöre çıkartırsanız o zaman o klasörden girip setup.exe'yi çalıştırarak da yükseltebilirsiniz. Ben bunu kendi bilgisayarımdayken yapmak istiyorum. Bu ISO'yu kendi bilgisayarıma atacağım çünkü bu bir sanal makine. Ve ben buna ISO'yu belirtebilirim. İleri diyorum. Evet. Önerilen seçenekleri kaldırıyoruz. Türkçe seçili. Evet. Türkçe dili istiyoruz. Bilgisayarınızın dili Türkçe değilse ve başka bir dilse hangi dil olduğunu buradan seçiniz. Şimdi bilgisayarımız 64 bit mi, 32 bit mi bunu bilemeyiz. Bunun için biz bu başlat butonumuza sağ tıklıyoruz ve sistem diyoruz. Sistem dediğimizde gördüğünüz gibi burada 64 bit işletim sistemi veya 32 bit işletim sistemi olduğu görünecektir. Windows 7'de bunu yapmak için başlat tuşunuza basın, bilgisayara sağ tıklayın ve özellikler deyin. Burada 64 bit işletim sistemi çalıştırıyorum. Sizde bu 32 bit de olabilir. Eğer ki 32 bitse buradan 32 bit seçeceksiniz. 64 bitse buradan 64 bit seçeceksiniz. Ben 64 bit kullandığım için 64 bit seçiyorum. Yazı biraz bozuk ama umarım anlayabilirsiniz. Her ikisini istiyorsanız onu da seçebilirsiniz. Windows'da her iki 32 bit ve 64 biti de bulundurabilirsiniz. Ama bunun indirmesi çok daha uzun bir zaman alacaktır. Ben direkt 64 bit seçiyorum. Ve burada Windows 10 seçili. Direkt ileri diyeceğiz. Sürümüyle eşleştiğinden emin olun. Eğer ki sürümün eşleştiğinden emin olmuyorsa ve eşleşmiyorsa o zaman Windows yüklemek için bir ürün anahtarına ihtiyacınız olacaktır. Benim masa üstünde zaten satın aldığım ürün anahtarım var. Ama
Windows'u etkinleştirdiyseniz onu da buradan görebilirsiniz. Windows'u etkinleştirdiğim için sormaya da bilir, soru da bilir. Ben tamam diyorum çünkü daha önce çalışmıştı. ISO dosyası diyeceğiz. USB flash sürücü kullanacaksınız. En az 8 GB boş alan olması gereklidir. Ama USB flash sürücünüzün içindeki bütün her şeyi yedek almanı unutmayın. ISO dosyası seçiyorum ve ileri diyorum. ISO dosyasını nereye kaydedeceğinizi seçmeniz gerekmektedir. Masa üstüne kaydetmek istiyorum ve kaydet diyorum. Windows 10 indiriliyor. Ben indirildikten sonra geri geleceğim. Evet, Windows 10 indi. ISO dosyasını ben ana bilgisayarıma attım. ISO dosyasını yazdırmak için gerekli olan şey Windows 7 veya Windows 8 veya Windows 8.1 veya Windows 10 kullanıyorsanız bunu yazabilirsiniz. Eğer ki bir Windows 10 sürümünü başka bir Windows'un sürümüne yükseltmek istiyorsanız yeniden bu aracı kullanabilirsiniz. Bu araç size en yeni Windows 10 versiyonunu verecektir. Şimdi ben diskimi, ISO'yu buradan belirttim. Sanal makine menüsünden. Şimdi Windows Explorer'ı açacağız. Windows 7'de de burada olmalı. Eğer ki değilse direkt başlat tuşuna basarak Windows 7'de bilgisayar diyebilirsiniz. Veya buradan dosya gezgini diyeceksiniz. Açıldıktan sonra bu bilgisayara geleceğiz. Bu bilgisayarda gördüğünüz gibi benim Windows 10 DVD'm burada. Bu Windows 10 DVD'sini kullanarak Windows'u yükleyeceğim. Sağ klik yapıyorum, aç diyorum. İçinde birkaç dosya bulunacaktır. Setup.exe adlı dosyayı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi Windows 10 kurulumu hazırlanıyor. Unutmayın, DVD'ye yazdırmak için de Image Burn programını kullanabilirsiniz. USB'ye yazdırmak istiyorsanız direkt WinRAR'la dosyayı açın ve içindeki bütün her şeyi flash diskinize doğru sürükleyin. Şimdi değil diyorum. Eğer ki güncelleştirmeleri yükleyerek bilgisayarınızı daha ve çok iyi bir şekilde çok iyi bir şekilde güvenli tutmak istiyorsanız bu güncellemeleri yüklemeniz önerilir. Ben zaman harcamamak için şimdi değil diyeceğim. Bunu da seçebilirsiniz ama ben Windows'un Insider programına katılmak istemiyorum. Onun için bunu kullanmayacağım. İleri diyorum. Lisans koşullarını okuyabilirsiniz. Zaten kısadır. Kabul edeceğiz. Evet, Windows'u etkinleştirdiğim için bana ürün anahtarı gerektirmedi. Windows'u etkinleştirmediyseniz burada da Windows 8.1 Pro Build 9600 diye bir yazı olacaktır. Yeterli alan olduğu doğrulanıyor. Yaklaşık olarak 30 veya 20 GB bir boş alanın olmasını tercih ederim. Saklanacakları basabilirsiniz ve buradan saklamak istediğiniz şeyleri seçebilirsiniz. Hiçbir şeyi seçerseniz baştan format atarak bir yükleme yapmış olursunuz. Bu driverlarınızı ve bütün dosyalarınızı ve uygulamalarınızı ve ayarlarınızı siler ve sıfırdan Windows yükler. Yalnızca kişisel dosyaları koru derseniz bütün uygulamalarınız ve ayarlarınız silinir. Ama kişisel dosyalarınız, örneğin belgelerde ve masa üstündeki dosyalarınız korunur. Eğer ki bütün her şeyinizi yükseltmek istiyorsanız kişisel dosyalarınızı, uygulamalarınızı ve Windows ayarlarınızı saklayın deyin.
Bu ayarlar masaüstü arka planınız veya internetsiz kullanımlarınız gibi şeyleri içerir. Uygulamaları da içerir ve dosyalarınızı da içerir. Driverları da içerebilir. Ama driverınız Windows 10 ile uyumlu değilse driverınız yükseltilmeyecektir. Ama Windows güncelleştirmelerini kullanarak driverınızı da güncellemeyi bulup driverını yükleyebilirsiniz. İlk seçeneği seçili bırakıyorum ve ileri diyorum. Yüklemeye hazır olduğumuzu doğrulayacaktır. Bu Windows 8.1 Pro. Eğer ki Windows 10 Home yüklemek isteseydim, o zaman Windows'da sadece kişisel dosyalarımı koruyabilirdim veya format atabilirdim. Windows 10 Pro, bu Windows 8.1 Pro ve biz Windows 10 Pro yüklediğimiz için ben bütün her şeyimi alıp yükseltebilirim. Yükle diyoruz. Windows 10 yüklemesi başlayacaktır. Kişisel bilgisayarınız birkaç defa yeniden başlatacak ve yükleme işlemi ya da yükseltme işlemi diyebiliriz. Bu yaklaşık olarak 1-3 saat, 2 saat civarında bir zaman alabilir. Bu ne kadar program ve dosyanız olduğunuza bağlıdır. Şimdi ben videoyu pause ediyorum. Evet arkadaşlar, geri geldim. Burada gördüğünüz gibi merhaba tekrar hoş geldiniz yazısını aldık. Driverlar çalışmadı. Windows 8.1 uyumluymuş kesin. Ben Windows 10 için yapacağım. Evet, eğer ki burada yazan kullanıcı ismiyseniz ya da kullanıcı isminiz burada varsa, çünkü birden fazla kullanıcı hesaplık da olabilir. Kullanıcı isminiz burada varsa direkt ileri diyebilirsiniz. Eğer ki kullanıcı isimlerinde siz yoksanız bu tuşa basarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben ileri diyorum çünkü bu benim. Hızlı bir başlangıç yapabiliriz ama hızlı ayarları kullanmak yerine ayarları özelleştirmeyi daha çok öneririm. Daha fazla öğrenmek için bu butona tıklayabilirsiniz. Burada bir yazı vardır. Bunu okuyarak öğrenebilirsiniz. Ben ayarlarımı özelleştirmek istiyorum. Onun için ayarları özelleştir diyeceğim. Burada Windows 10'da çıkan yeni uygulamalar bulunmaktadır. Bu yeni uygulamaları bir göz atın. Fotoğraflar. Tüm cihazlarındaki fotoğraf ve videolar otomatik olarak albümlerde düzenlenir. En iyi görünüm için geliştirilir ve paylaşmaya hazır hale getirilir. Müzik. Bilgisayarınız, telefonunuz ve Xbox'ınızdaki müzik koleksiyonlarını yürütün ve yönetin. Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Abone olun ve milyonlarca şarkıyı sınırsızca dinleyin, kullanılabilir olduğunda. Microsoft Edge. Web'in en iyi hali. Microsoft'un yeni tarayıcısıyla doğrudan sayfaların üzerine not alın. Aradıklarınızı daha hızlı bulun ve dikkatinizi dağıtacak şeyler olmadan okuyun. Filmler ve TV. En yeni filmleri ve TV programlarını kiralayarak ve satın alarak yüksek tanımlı ekranda izleyin. Kullanılabilir olduğunda kendi kişisel videolarınızın da tamamını yürütür. Bunlar Windows'un yüklediğinizde, eğer ki bunların yerinde başka bir uygulama yoktuysa, o zaman bunlar otomatikmen araç gelişleriniz için, dosyalarınız için, açmak için komple seçili olacaklardır. Uygulamalarınızı seçebilirsiniz. Bunları ben seçili bırakıyorum. İleri diyorum. Ayarlarımız tamamlanacaktır ve bir mesajla karşılaşacağız. Merhaba. Kayra hoş geldinize geldik. Merhaba. Sizin için ayarları yapıyoruz. Bu işlem uzun sürmeyecek. Uygulamalarınız ayarlanıyor.
Ben birazdan geliyorum. Evet. Bitti yükleme işlemi ve Windows 10'un masaüstü ile karşılandık. Gördüğünüz gibi Windows 10. Ben şimdi driverları yükleyip geliyorum. Evet. Driverları yükleyerek geri geldim. Şimdi sistemi görelim. Windows yetki değiştirildi gördüğünüz gibi. Çünkü biz Windows'u 8.1'de de etkinleştirmiştik. Bilmiyorum. Değiştir. Hayır, zaten etkinleştirilmiş Windows. Evet. Kişiselleştirebiliriz bilgisayarı. Bakalım. Sonra bu olabilir. Okey, şimdi doldur, evet. Arka plan. Linki. Bir bak işte yaşam. Hesap ayarlarını değiştir dersek acaba değiştirebilir miyiz? Resminiz, resminizi oluşturunuz. Neyse. Windows 10 kuruldu ve kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi eskisi gibi kullanabiliyoruz Windows'umuzu. Windows Old klasörü var. Bunun içinde Windows 8.1 var. Bunu silebilirsiniz. Silmek için disk temizleme uygulamasını açıyoruz. Bu hesaplayacak. Ya da bunu iptal ederek bu bilgisayara giderek C'de Windows Old'u silebilirsiniz. Devam edeceksiniz ve Windows Old silecek. Evet. Bu yükleme işlemi bu kadardı. Gördüğünüz gibi Windows 10 2015 Windows 10 Pro kayra üzerinde lisanslanmış. Sözleşmeyi okumak istiyorsanız burada var kurulumda yaptığımız sözleşme. Evet, Windows 10'u yükseltmeyi başarıyla tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz uzun bir video oldu. Evet, bunu silmek için bir şey yapabiliyoruz. Bir şeyden bahsetmiş. Güvenlik gelişmiş. Değiştir. Menes. Traitors. Kayra. Add. Evet, bu kadar. Bunu yaptıktan sonra tamam diyerek geçiyorsunuz ve siliyorsunuz. O videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Biraz uzun bir video oldu biliyorum ama konuşma hatalarından dolayı hızlı bir video yapamadım. Çünkü sesimi telefondan çekiyorum. Ve çünkü bilgisayarımın mikrofonu yok. Onun için telefondan çekiyorum ve bilgisayara atıyorum onu. Camtasia'ya da koyuyorum. Evet, neyse biz yükseltmeyi yaptık hani. Zaten benim kadar azalmamın olacağını düşünmüyorsunuz herhalde. Çünkü benim kadar azalmamızın olması iyi bir şey değil. Evet, size bay bay, görüşürüz.